CHP diyeceğiz. Değişim seslerinin yükseldiği ve hatta bir Zoom toplantısının internete sızdığı ve üstünde çokça konuşulan bir takım meseleler. Çokça başlık var aslında. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili konuşulacak. Nitekim bir parti merkez toplantısı gördük. Parti meclisi toplandı. Değişim tartışmaları ve tüm bu başlıklar gölgesinde gerçekleşti. Gergin bir ortam mı vardı? Neler yaşandı? İmamoğlu'nu destekleyenler, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bir kere karşı karşıya geldi. Peki neler yansıdı kameralara? Şöyle bir yakından bakalım. CHP Parti Meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. TV100 kritik toplantıda yaşanan gelişmeleri canlı yayınlarla aktardı. Gergin bir ortam var. Ağır sözler karşılıklı olarak ifade ediliyor. Toplantıya tüm parti meclis üyeleri katıldı. Değişim tartışmalarının sürdüğü dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin üst düzey isimlerinin yaptığı gizli Zoom toplantısının ardından gözler alınacak kararlara çevrildi. TV100 editörü Betül Aras toplantıyı takip etti. Toplantıda yaşanan gelişmeler TV100.com'da an be an aktarıldı. Şunu söylüyorlar, artık mesajlar tamamen aile içine dönük olmaya başladı diyor konuştuğum parti meclisi üyeleri. Toplantıda söz alan Burhan Şen Atalar kurultay istedi. PM üyesi Nevaf Bilek, değişim lazımsa 65 yaş üstü herkes bıraksın aday olmasın görüşünü savundu. Ekrem İmamoğlu taraflarının ise toplantıda biraz sessiz kaldığı gözlemlendi. Bazı parti meclisi üyeleri 2 hafta önce görevden alınan il başkanlarının göreve geri dönmeleri için kapalı oylama yapalım önerisi getirdi. İmamoğlu'nun Zoom toplantısında yer alan Bülent Tezcan o görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu. Değişim mesajı verdi. Bülent Tezcan parti meclisi toplantısında görüntülere ilişkin konuştu. Şu ifadeleri kullandı. Değişim lazım, herkesin değişmesi lazım. Siz de ben de dahil diyerek aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi gerektiği mesajını verdi bu toplantıda. Ayrı zamanda o toplantının içeriğine ilişkinde biz yanlış bir şey yapmadık ifadelerini kullandı. Zoom toplantısında yer almayan bazı PM üyeleri ise CHP Genel Merkezi'ni eleştirdi. Şöyle söylediler, mesele o toplantının kendisi değil, sızdırılan kişiye tepki gösterilmesi lazım dedi. O sızma ve ifşaya tepki gösterilmesi lazımdı. Genel Merkez bunu yapmadı. CHP Parti Meclisi'nde görevden alınan il ve ilçe başkanlarının yaptığı itiraza dönük oylama yapıldı. Tüm il ve ilçe başkanlarının görevi iade talebi parti meclisi kararıyla reddedildi. Genel merkeze muhalif isimler 3'te 2 çoğunluğu yakalayamadı ancak salt çoğunluk olan 31'e ulaştı. Olağanüstü bir kurultaya gidilsin noktasında imza toplanması durumunda 31 ismin bu karara itiraz ettiği düşünülürse bu sayıyı yakalamaları muhtemel. Şimdi yerinde dönüşüm projesine yoğun ilgi var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki başvuru sayısında rekor kırıldığını söyledi. Amaç deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen yerinde dönüşüm projesine başvurular rekora koşuyor. Sayı 5 günde 80 bine ulaştı. Bakanlık bu projede 4 kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. Üzerinde titizlikle inceleme yapılan o 4 madde şöyle. Fay hatlarının fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek. Dere yatakları asla imara açılmayacak. Mimarlık mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasiki ise sosyal medya hesabı üzerinden projede gelinen son durumu paylaştı. Projenin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yerinde dönüşüm projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. 5 gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması projemizin vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir.